Merhaba arkadaşlar, hücreden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hücre iskeletinde kalmıştık. Hücre iskeletinden hemen hiç böyle ara vermeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar hücre iskeleti hücreyi ne yapacak destekleyecek. Aynı bizim iskeletimiz gibi hücredeki organellerin yerine sabit, sabit tutulmasını sağlayacaklar. Daha sonra hücrenin hareketinde rol oynayacaklar. Yine hücrenin bölünmesinde rol oynarlar arkadaşlar. Ve e, hücredeki organellerin yer değiştirmesini hücrenin içerisindeki moleküllerin taşınmasını sağlar. Dolayısıyla e, hücre iskeleti gerçekten yapısal destek olmasının haricinde hücrenin hareketinde ve düzenlenmesinde çok önemli bir rolü vardır arkadaşlar. Özellikle sil ve kamçı hareketinin oluşmasını falan sağlıyor, kas kasılmasını sağlıyor. Bu yüzden de oldukça önemlidir. Peki bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Motor protein dediğimiz proteinler vardır. O proteinlere bağlanarak ATP enerjisini harcayarak bunu gerçekleştiriyor. Şimdi 3 temel hücre iskeleti vardır arkadaşlar. 3 hücre iskeleti elemanı vardır. E nedir bunlar? Kalından inceye doğru en kalın olan mikrotübüllerdir. Daha sonra intermediyer filament yani ara filament dediğimiz filamentler vardır. En ince olanları da mikro filamentlerdir arkadaşlar. Şimdi bakın mikro tübüllere baktığınız zaman tübülün proteini dediğimiz proteinlerin yan yana gelip heliks yapıda bir araya gelmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Bakın şunlar heliks yapıda bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ee, ara filamentler, ara filamentler de çok sayıda proteinin bir araya gelmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Bakın burada ara filamentler. Ara filamentlerin yapısında fazla proteinler vardır. Yani çeşit olarak fazladır. Ee, ince olan mikro filamentlere baktığımız zaman ise aktin proteini dediğimiz aktin proteinlerinden oluşur ve bunlar arkadaşlar en ince olan yapılardır. Bunlar içerisinde mikro filamentler ve mikrotübüller Yıkılıp tekrardan yapılabilir ama ara filamentler oldukça kararlı yapılardır arkadaşlar. Bunların yıkılması diğerlerine göre daha zordur. Şimdi detaylı olarak inceleyelim mikrotübüllerden başlayalım arkadaşlar. Tübülin dediğimiz proteinlerden oluşuyor ve tüm ökaryot hücrelerin sitoplazmasında var. Prokaryotlarda arkadaşlar genellikle hücre iskelet elemanları ya hiç bulunmaz ya da çok az bulunur. Hani direkt bulunur diyemiyoruz maalesef ama ökaryotlar için anlatıyoruz biz zaten hücre konusunu. O yüzden tüm ökaryot hücrelerin sitoplazmasında mikrotübül vardır. Mikrotübüler, tübülin dediğimiz proteinlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Bu tübülin proteinleri de alfa ve beta tübülinler bir araya geliyor. Bakın alfa tübülin. Beta tubulin. Bunlar bir araya geliyor. Tubulin dimerleri dediğimiz dimerleri oluşturuyor. Daha sonra bu dimerler bir araya gelerek de bizim e, tubulin proteinimizi yani tubulin protein demeyelim mikrotübül dediğimiz iç iskelet elemanını oluşturuyor arkadaşlar. Sürekli bu tubulin dimerlerinin eklenmesiyle mikrotübülün boyu uzuyor ve dediğim gibi yıkılıp tekrardan yapılabiliyor arkadaşlar. Tekrardan kurulabiliyor. Peki görevi nedir? Görevi hücreye biçim verir ve onu destekler arkadaşlar. Ayrıca motor molekül taşıyan organellerin hareket etmesini sağlar. Yani e, motor molekül dediğimiz moleküller vardır. Bu moleküllere gidip bağlanarak onların hareket etmesini sağlayan yapıdır arkadaşlar mikrotübüller. Mikrotübüller yine hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmasından sorumludur. Bunu Bundan nasıl sorumlu arkadaşlar? İyi ipliklerinin oluşmasını sağlıyor. Peki iyi ipliklerini nasıl oluşturuyor? Tabii ki sentrozom dediğimiz organeli oluşturarak oluşuyor. Hatırlarsanız size organelleri anlattım ama sentrozomdan bahsetmedim. İşte sentrozomdan burada bahsedeceğim arkadaşlar. Sentrozomlar ve sentriyoller diyeceğiz. Şimdi mikrotübüller arkadaşlar genellikle çekirdeğin yakınında bulunan sentrozom denilen bir yerde oluşuyorlar. Sentrozom dediğimiz yerde oluşuyorlar. Bunların içerisinde hayvan hücresindeki sentrozomda bir çift sentriyol bulunur. Bakın sentriyol şu. Sentriyol şudur arkadaşlar. Ve iki tane sentriyol bir araya gelerek ne oluşturuyor? Sentrozomu oluşturuyor. Her sentriole baktığımız zaman üçlü mikrotübüller bakın şurada yine göstereceğim. Bakın şurada üçlü mikrotübüller var. Şurada 3, 3, 3. Bu üç tane mikrotübüllerin dokuzar tane yan yana gelmesiyle oluşan halkasal bir yapı. Yani şöyle üç tane mikrotübül yan yana geliyor. Daha sonra bir üç tane daha geliyor buna bağlanıyor. Bir üç tane daha geliyor bağlanıyor ve bu şekilde dokuz tane halka oluşuyor. Dokuz tane yapı. Bu dokuz yapı bir araya geldiği zaman şöyle bir halka oluşturuyor. Biz buna sentriyol diyoruz. Arkadaşlar sentriyoller ikisi bir araya gelerek de neyi oluşturuyor? Sentrozomu. Sentrozomlar hücre bölünmeden önce kendisini eşler. Eşler ki her hücreye gidebilsin ve sonraki bölünmelerde yine bölünmeyi sağlayabilsin diye kromozomların çekilmesinden zaten sorumludur arkadaşlar. Ee, mikrotübüllerin organizasyonuna da yardımcı oluyor ama dediğim gibi tüm ökaryotlar için zorunlu değildir arkadaşlar. Çünkü sentrozom her organelde her organel değil tabii ki her hücrede bulunur diyemiyoruz. Ökaryotlarda mesela bitkilerin çoğunda sentrozom bölgesi var ama içerisinde sentriol dediğimiz yapı bulunmaz arkadaşlar. Bakın sentrozom dediğimiz bölge var ama sentriol yok. Tamam mı? Biz genelde TTIT'de anlatırken bitkilerde sentrozom bulunmaz diyoruz ama biz tabii ki daha detaylı olarak bilmek zorundayız. O yüzden şöyle düşüneceğiz. Biz ne demiştik? Çekirdek yakınındaki bölgeye ne diyoruz? Sentrozom bölgesi diyoruz. Sentrozom bölgesi bitkilerde var ama içerisinde sentriol direkt olarak yoktur. İçerisinde ne var? Mikrotübüller var. O mikrotübüller ipliklerini oluşturuyor. Bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Şimdi Sentrozomu anlattıktan sonra gelelim mikrotübüllerin başka bir görevine sil ve kamçı oluşumundan sorumludur arkadaşlar. Bu sil ve kamçı nedir? Ökaryotlarda hareketten sorumlu olan uzantılardır bunlar. Peki bu e, sil ve kamçı nasıl hareket ediyor arkadaşlar? Öncelikle bu hareketlerine bakalım. Nasıl düzenlenmiş ona bakalım. Hangi hücrelerde bulunuyor buna bakalım. Arkadaşlar bir hücreli ökaryotlar özellikle öglena parmesyum gibi bir hücreli olan ve su içinde yaşayan bir hücreli ökaryotlar ne yapıyor? Sil ya da kamçı ile yüzüyorlar. Hayvanların spermleri yine sperm hücreleri, bazı alk ve bazı bitkilerde kamçı taşıyorlar. Mesela biz bitkilerde kamçı bulunabileceğini düşünmüyoruz, değil mi? Ama bazı bitkilerin spermlerinde kamçı vardır arkadaşlar. Ee, sil ya da kamçı, diyelim ki bir dokunun hani yüzeyini kaplamışsa, ne yapıyordur? O dokunun arkadaşlar. E, hareket etmesini sağlıyordur. Yani nasıl söyleyeyim size? Mesela Örnek vererek söyleyeyim aslında. Mesela yumurta kanalında bulunan siller vardır. Yumurta kanalı. Yumurta kanalını şöyle bir hatırlayalım şekil olarak. Bakın şu dişinin şöyle üreme sistemi basitçe şöyle göstereyim. Yumurta kanalı neresi? Şurası zaten yumurtalık. Şunlar yumurtalık arkadaşlar. Yumurta kanalı da burası değil mi? yazamadım. Şöyle. Heh. Burası yumurta kanalı. Bunun içerisinde siller vardır. Bu dokunun yüzeyini siller kaplamıştır. Peki bu sillerin görevi ne? Yumurtalıktan çıkan yumurtayı alır ve bu yumurtanın burada hareket etmesini sağlar. Şu şekilde hareket etmesini sağlayarak rahime kadar düşmesini sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla eğer bir dokunun yüzeyinde Aynı burası gibi sil kaplıysa içerisindeki sıvının hareketinden sorumludur. Bu sadece yumurta olarak düşünmeyin. Mesela bizim nefes borumuzda da siller vardır. Bu siller de ne yapıyor? Yine işte nefes aldığımız zaman onun ileri bir şekilde işte akciğerlere falan gönderilmesini sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hareketten sorumludur yine bunlar. Şimdi sil ve kamçının titreme biçimleri farklıdır. Yani hareket biçimleri farklı. Kamçı dalgalanarak hareket ediyor. Yani şöyle düşünün. Şöyle dalgalanarak hareket ediyor. Bu dalgalanma ne yapıyor? Kamçının ekseni ile aynı yönde güç yaratıyor. Aynı yönde güç yarattığı için de hareketi sağlamış oluyor. Siller kayın küreklerine benzer bir şekilde hareket ediyor arkadaşlar. Yani hani mutlaka görmüşsünüzdür televizyonda falan kayın kürekleri nasıl hareket ediyor. Bunlar genelde silin ekseni dik yönde güç oluşturuyorlar. Bakın. Kamçıda eksenle aynı yönde güç oluşuyor. Sillerde eksene dik yönde güç oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde bir hareket gerçekleşiyor. Ee, sil ya da kamçıya baktığımız zaman mikrotübülün yapısında arkadaşlar sil ya da kamçının mikrotübülündeki yapıda Merkez kısmı plazma zarının uzantısı tarafından sarılıyor. Yani plazmaya tutulu. Yani şöyle düşünün bakın şurayı bir sileyim bir paramesyum olduğunu düşünün. Şu paramesyum. Paramesyumun etrafında ne var? Siller var değil mi? Bu sillerin merkezi neresi? Merkezi stoplazma. Bakın stoplazma. Plazma arkadaşlar plazma uzantısı tarafından ne yapıyor? Sarılıyor. Yani plazma zarına bağlantılı bunlar. 9 tane mikrotübül çifti bir halka oluşturuyor. Bu şekilde diziliyorlar. Ve bu halkanın ortasında da arkadaşlar 2 tane bağımsız mikrotübül yer alıyor. 9 artı 2 düzenleniş olarak adlandırılıyor. Yani şöyle düşünün. 9 tane diyelim ki şöyle mikrotübül bir araya geldi. Böyle bir yuvarlak oluşturdular. Bu yuvarlağın ortasında da ne varmış? 2 tane serbest e, mikrotübül varmış. İşte bu serbest olan mikrotübüllere biz ne diyoruz aslında? Sil diyoruz değil mi? Bizim gördüğümüz kısım o serbest olanlar. Bunlar da ne yapıyor? Hareketi sağlıyor. E, Silve Kamçı'nın arkadaşlar bazal cisimcik dediğimiz bir yapısı vardır. Yani şöyle söyleyeyim size, Silve Kamçı'nın mikrotübül birliği sentriyolle özdeş yapıda olan bazal cisimcik aracılığıyla hücreye tutunuyor. Yani hani ben şöyle dedim ya burada işte plazmazarının bağlantısı diye işte bu bağlandığı yere biz ne diyormuşuz aslında bazal cisimcik diyormuşuz. Bazal cisimcik arkadaşlar Silve Kamçı'nın bağlandığı nokta. Mesela insanlarda dahil birçok hayvanın sperminde kamçı bulunur arkadaşlar ve bazal cisimcik yumurtanın içerisine girer. Girdikten sonra da neye dönüşüyor? Sentriole dönüşüyor. O yüzden mesela yumurtada sentrozom bulunmaz. Sentrozom kimden gelir? Erkekteki spermden gelir arkadaşlar. O da bazal cisimcik dönüşür. Sentriyole dönüşür. Bu şekilde hücre bölünme yeteneği kazanmış olur zigotumuz. Evet şöyle gösterelim bakın kamçı ve silin yapısını gösterelim arkadaşlar. Bakın şu A ile gösterilen sil. Silin boyuna kesti bakın şöyle. Ne demiştik? 9 tane halka var demiştik değil mi? 9 tane mikrotübül bir halka oluşturuyor. Ortasında da 2 tane e, mikrotübü serbest demiştik arkadaşlar. İşte bakın ortada böyle 2 tane yan yana görüyorsunuz. Bunlar da serbest olanlar. Mesela silin eline kestiğine baktığımızda bakın. Şu şekilde hatta burada daha da bir güzel göstermiş. Bakın şöyle bir halka oluşturmuş. Halkanın ortasında da ne var, ne var demiştik. İki tanesi serbest halde bulunuyor. Demiştik arkadaşlar. İşte bu şekilde bir yapıya sahiptir. Yapı olarak sil ve kamçının yapısı aynı. Sadece ne değişik dedik. Hareket etme biçimleri değişik. Sil eksene. Silde arkadaşlar eksene dik hareket vardır. Kamçıda ise eksende aynı yönde hareket vardır. Yine bunu da hatırlamış olalım. Şimdi. Mikrotübüllerden devam edelim yine hani sil ve kamçıdan yine devam edelim arkadaşlar dineyin dediğimiz bir protein var her mikrotübül çiftinden yandaki çifte uzanan motor moleküllere biz e, dineyin dediğimiz bir protein moleküllerdir arkadaşlar yani şöyle düşünün bakın şöyle göstereyim Bakın dineyin kol, kollarını göstereceğim burada size Şuradaki şekilde daha güzel görünüyor bu şekilde. Bakın her mikrotübül çifti. Şimdi sileyim tekrardan göstereyim burada. Bakın şunlar mikrotübül çiftleri. Pembe ile yani da kırmızı ile görünen kısımda dineğinin kolları. Dineğin dediğimiz proteinler bunlar. Mikrotübülleri bir arada tutan proteinlerdir arkadaşlar. Ee, dineğinin yapısındaki... Kollar, bakın kollar var. Bu kollar sil ve kamçının bükülmesinden sorumlu olan kollardır. Aslında dineğin ne yapıyor? Dineğin proteini sil ve kamçının hareketine yardımcı oluyor arkadaşlar. Karmaşık hareketleri içeren bir döngü sergiliyor. Bu da arkadaşlar proteinin yapısında bir değişiklik ortaya çıkarıyor. Bu değişiklik için de ATP gerekiyor, ma gerekiyor maalesef. E, çünkü hareketin sağlanması için ATP lazım, enerji lazım. Bu yüzden de ATP harcanıyor. Mikrotübülün yine mikrotübül çiftinin dinein kolları yandaki çifte tutunur ve onu çekiyor arkadaşlar. Böylece komşu çiftler zıt yönde kayıyorlar ve birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Yani şöyle düşünün bakın. Bu dinein kol. Şöyle yakınlaştırayım, tekrardan sileyim. Bakın şurada dinein kollar var, değil mi? Dinein proteini kolları. Bu kollar Buradaki çifti bu tarafa doğru çekiyor. Buradaki çifti de bu tarafa doğru. Ne oldu? Zıt yönde çekildiler. Yani birbirlerine doğru geldiler. Bu şekilde hareket etmiş oldular arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Küçülteyim. Şimdi hareket ettikten sonra kollar serbest kalıyor. Ve arkadaşlar bir sonraki yani biraz daha uzaktaki çifte yeniden tutunuyor bu kollar. Yani birini çekiyor uzaktakine tekrardan tutunuyor. Birini çekiyor uzaktakine tekrardan tutunuyor. Böylece arkadaşlar kamçının bükülmesine yani sil ya da kamçının bükülmesine değil de boyunun uzamasına neden oluyor bu hareket. Yani bükülme olayına değil neye sebep oluyormuş? Boyunun uzamasına sebep oluyormuş arkadaşlar. Ee, bir de sil ya da kamçının yanlamasına hareketi için de mikrotübül çiftleri arasında protein çapraz bağları bulunuyor radyal çubuklar ve diğer elementler arkadaşlar vardır bunlar ne yapıyor bunları yerinde tutuyorlar ee, mikrotübül çiftlerini yerinde tutuyorlar ve yanlamasına hareket etmesini sağlıyor yani yan yan gitmesini sağlayan yapılardır bunlarda evet bu şekilde bitirmiş olduk bakın dineğinin yürümesi bakın burada şunlar, dinein kol çifti arkadaşlar, şu yapı, dinein kol çifti, çiftler arasındaki protein çapraz bağları, bunlar ne yapıyor? İşte dinein bu eksen tarafından işte bu şekilde giderek ne yapıyor? sillerin ve kamçı'nın hareketini sağlamış oluyor. Evet, böylece mikrotübüler'i bitirmiş olduk. Gelelim mikrofilamentlere. Şimdi aktinin yapısına baktığımız zaman arkadaşlar, ee, Mikrofilamentler diğer bir isimle aktin filamentleri olarak geçiyor bunlar. Aktin proteini dediğimiz proteinlerden yapılmıştır. Bir mikrofilamente baktığımız zaman aktin alt birimlerinden yapılmış ve birbirleri üzerine sarılmış iki zincirden oluşuyor. Bakın şeyde e, mikrotübülde daha fazla yapı vardı yani böyle sarmal şekline geliyordu değil mi? Ama e, mikrofilamentlerde sadece iki tane alt birim bir araya gelerek oluşturuyor bunları. Ökaryotların tümünde mikrofilamentler bulunur. Ayrıca gerilmeye karşı dayanıklıdır. Bunlar arkadaşlar diğer proteinlerle bir araya geliyorlar ve ağsı bir yapı oluşturuyorlar. Bu yapıda plazma zarının altına yerleşiyor. Böylece hücrenin şeklinin korunmasını sağlıyor arkadaşlar. E, hücrenin dış tabakasına yarı katı bir kıvam kazandırıyor bu durum. Yani aslında hücre şeklinin korunmasını temel olarak kim yapıyor? Mikrofilamentler yapıyor. Diğer proteinlerle birleşerek tabii ki. E, ee, mikrovillus dediğimiz yapıları oluşturuyorlar arkadaşlar bunlar. Mikrovilluslar hücre yüzeyinin alanını genişleten ince uzantılardır. Mikrovillusları sindirim sisteminden hatırlarsınız. İşte bağırsaklarımızda bulunarak emilim yüzeyini artırıyorlardı değil mi? Mesela burada bakın örnek olarak göstermişiz. Şu bizim mikrovillusumuzun küçük hali. Bunu büyüttüğümüz zaman ne oluyor? Ee, şu yapıda arkadaşlar hem lenf damarları hem de kan kılcal damarları bulunuyor ve böylece buradan emilim gerçekleşiyor. Bu mikro filament pardon mikrovilluslar ne yapıyorlar? Böyle çok fazla miktarda yan yana gelerek yüzey alanını genişletiyorlar ve mesela sindirim sistemi için söyleyelim, emilim yüzeyini artırıyorlar arkadaşlar. Oldukça önemli yapılardır mikrovilluslar. Daha sonra mikrofilamentler yine kas kasılmasını sağlar arkadaşlar. Mekanizmanın bir parçasıdır. O yüzden de hücre hareketinde rol oynarlar. binlerce aktin filamenti kas hücresinde boyuna paralel demetler oluşturur. Bakın şu mavi ince çizgiler şunlar. Bunlar nedir? Aktin filamentleri. Bunlar miyozin dediğimiz filamentler arkadaşlar. Bu aktinlerin arasına yerleşmiştir. Kırmızı olanlar da nedir? Miyozinlerdir. Şöyle sileyim daha net görünsün. Mavi olanlar aktin filamentleri. Kırmızı olanlar da miyozin. Miyozinler aktinlerin arasına yerleşiyor. Daha sonra arkadaşlar miyozinler e, aktin filamenti boyunca yürüyen uzantılara sahip. Bir motor molekül olarak e, davranıyor. Hani motor moleküllerden bahsetmiştim ya hücrenin hareketinden sorumlu kendine doğru çekiyor diye. Miyozin filamentleri de aynı bir motor protein olarak, motor molekül olarak davranıyor ve aktini kendine doğru çekiyor. Aktini kendine doğru çektiği zaman ne yapıyor? Birbirleri üzerinde böyle kayıyorlar ve böylece kasın kasılması sağlanıyor arkadaşlar. Kas kasılması bu şekilde gerçekleşiyor. Aktin ve miyozin ayrıca hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesini de sağlar arkadaşlar. Şurada bakın boğumlanma olayını görüyoruz. Boğumlanma olayını kim yapıyor? Yine aktin filamentleri miyozine birlikte gerçekleştiriyor. Yani neymiş? Hem kas kasılmasında hem de hayvan hücrelerinde boğumlanmadan sorumluymuş diyoruz. Aktin yine bir başka görevi de var. Yine aktin ve miyozinden kaynaklanan ameboid hareket dediğimiz hareketi sağlıyor arkadaşlar. Nedir ameboid hareket? Yalancı ayaklar oluşturarak gerçekleşen harekettir. Biz bu yalancı ayaklara püsöda pot diyoruz. Zaten da yalancı olarak kullanılır. Yalancı pot da ayak demektir arkadaşlar. Püsöda pot yalancı ayak demektir. E, hücresel uzantılar Oluşturuyorlar bu şekilde yalancı ayak dediğimiz genişleyip akıyorlar ve hücre yüzey boyunca sürünüyor arkadaşlar buna biz ameboid hareket diyoruz ee, hücrenin sürüklenen arka kısmında da filamentler yer alıyor bu filamentler miyozinle etkileşiyorlar ve kasılmaya neden oluyorlar böylece hareketi sağlamış oluyorlar peki kimler böyle hareket ediyor mesela amip yine kanımızda bulunan ak yuvarlar bu şekilde hareket ediyorlar arkadaşlar. Ee, Bitki hücrelerinde de var tabii ki aktin miyozin etkileşimleri. Bitki hücrelerinde arkadaşlar aktin tarafından bir sitoplazmik hareket oluşturuyor. Ve sitoplazmanın dairesel olarak hareket etmesini sağlıyor. Bakın şurada gösterelim. Şu zaten kas hücresinin kasılması. Bunu gösterdik az önce. Arkadaşlar harekete baktığımız zaman bakın bir pot Bu nedir? Yalancı ayaktır. Yalancı ayak buradan böyle uzarken arkadan bir stoplazma hareketi yani filamentler sayesinde bir stoplazma hareketi oluşuyor ve buraya doğru bir kayma gerçekleşiyor. Bu oluşturulan yalancı ayaklar sayesinde ne oluyor? Buradaki hücre bu tarafa doğru akıyor yani akma hareketi gerçekleşiyor. Yine bitkilerdeki stoplazma akımı da arkadaşlar şu şekilde bakın dairesel olarak akımı gerçekleştiriyor. Evet bu şekilde hareket ediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim intermedier yani ara filamentlere. Şimdi intermediyar filamentlerle ilgili çok fazla söyleyeceğimiz bir şey yok çünkü intermediyar filamentlerin görevi belli. Intermediyar filamentler farklı proteinlerin bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır. Özellikle arkadaşlar keratin olarak adlandırılan protein ailesine farklı Ailesine ait farklı moleküller bilimlerden oluşmuştur. Konuşamadım bu arada. E, keratin ailesindeki proteinlerden özellikle oluşuyor. Ve bu filamentler diğerlerine göre daha kararlıdır. Kolay kolay parçalanmıyorlar. Çünkü bunlar hücrenin biçimini korur ve organellerin yerini sabit tutarlar. Bu yüzden de oldukça dayanıklı olan yapılardır arkadaşlar. Özellikle hücre iskeletinin ana çatısını bunlar oluşturuyor. İntermediyer filamentlerle ilgili söyleyeceklerimiz bu şekilde. Şimdi mikrotübül dedik, mikrofilament dedik ve ara filament dedik. Şimdi bunları teker teker açıkladık. Gelelim arkadaşlar isterseniz bu videoda hücre yüzeyi ve bağlantı bölgelerinden de bahsedelim. Burada hücre dışı matriksten bahsedeceğim. Bir de plazmodesmata, işte dezmozom gibi yapılardan bahsedeceğim. Şimdi bizim ne dedik hücre yüzeyi ve bağlantı bölgeleri hücre yüzeyinde özellikle bitki hücrelerinde bilmemiz gereken bir yapı vardır bitki hücrelerinde hücre duvarı vardır değil mi hücre duvarı ezan bitsin geliyorum evet okundu geldim şimdi arkadaşlar bitkilerde hücre duvarı var demiştik değil mi peki bu hücre duvarı ne işe yarıyor neyden oluşuyor buna bakacağız ee, hücre duvarı Bitkiyi dış etkenlerden koruyor, ona biçim veriyor ve aşırı su almasını engelliyor. Zaten bitkiler dışarıda yaşayan canlılar oldukları için onların ekstra korunması gerekiyor. Yani bizim gibi bir barınak sahibi olamıyorlar. Bu yüzden de arkadaşlar ekstra korunması gerekiyor. Hücre duvarı da yine onların hücrelerini ekstra koruyan bir yapıdır. Hücre duvarını e, sadece bitkilerde değil, prokaryotlarda, funguslarda ve protistlerde yani bazı protistlerde de e, hücre duvarı vardır. E, temel yapısı, hücre duvarının temel yapısı selülozdur. Ama diğer polisakkaritler ve proteinden yapılmış olan bir matriks içine gömülmüşlerdir arkadaşlar. Hani selülozların bir araya gelerek oluşturduğu yapıya biz mikrofibril diyorduk. Bu mikrofibriller diğer polisakkarit ve polisakkaritlerin ve proteinlerin oluşturduğu bir matriks içerisine gömülmüşlerdir. Genç bir bitki hücresinde önce ince ve esnek olan bir birincil hücre duvarı salgılanıyor. Daha sonra arkadaşlar bu birincil hücre duvarı arasına pektin dediğimiz ve yapışkan bir polisakkarit olan ince bir tabaka bulunuyor. Biz bu tabakaya orta lamel diyoruz. Orta lamel dediğimiz bu tabaka hücreleri birbirine yapıştırıyor ve böylelikle ayrılmasını engellemiş oluyor. Hücre olgunlaştığında, bölünmesi durduğunda da duvarı güçlendiriliyor arkadaşlar. Nasıl oluyor? Birincil hücre duvarının içerisine sertleştirici maddeler salgılar. Bazıları da arkadaşlar bunu ne yapıyor? Plazma zarıyla birinci duvar arasına ikinci duvarını ekliyor. Bu şekilde güçlendirme yapıyor. Yani bazısı birincil duvarın içerisine sertleştirici madde salgılıyor. Bazıları da plazma zarıyla birinci duvar arasına ikisinin arasına ikinci hücre duvarını ekliyor. Böyle sağlamlaştırıyor. İkinci duvar... E, tabakalı yapıdadır ve hücreyi korur destekler. Güçlü ve dayanıklı bir matrikse sahiptir arkadaşlar. Mesela odunun temel yapısı neden oluşuyor? İkinci duvardan oluşuyor. Bu e, bizim kullandığımız odunlar var ya. Onun temel yapısı neden oluşuyormuş? İkinci duvardan oluşuyormuş. Bakın şöyle gösterelim. Bitkideki hücre duvarları. Şurası bakın, şunlar hücre duvarları arkadaşlar. Hücre duvarının tabakaları bakın. Hücre duvarının tabakalarını hemen şuradan göstereyim. Daha da yakınlaştıralım. Bakın şurada biraz daha koyu kahverengi olan nedir? Orta lemel. Ne yapıyor? Birbirine yapıştırıyor. Daha sonra hemen orta lemelin yanındaki şu yapı. Hatta pembeyle çizelim onu. Şöyle şu yapı nedir? Birincil duvardır. Hemen dış kısmında bulunan şurası da nedir? Daha kalın olan. O da ikincil duvardır arkadaşlar. Gerçek görüntüye baktığımızda. Bakın gerçek görüntüde de yine aynı şekilde görüyoruz. Şurası orta lemel. Orta hemen yanında birinci duvar, daha böyle kalın olan kısımda ikinci duvardır. Evet şimdi geliyoruz hayvan hücrelerindeki hücre dışı matrikse. Hücre dışı matrikste neler var? Ne işe yarıyor? Buna bakacağız arkadaşlar. Daha sonra da hemen şöyle kısaca göstereyim. Hücreler arası bağlantılara geçeceğiz. İlk önce hücre dışı matriksten bir bahsedelim. Arkadaşlar hücre dışı matriks dediğimiz yapı destek, birbirine yapışma, hareket ve düzenlemede görev alıyor. Özellikle hücrelerin e, hareketinde, yapışmasında ve düzenlenmesinde görev alıyor. Peki temel bileşeni nedir? Temel bileşeni hücre dışı matriksi HDM olarak kısaca gösteriyorum. E, temel bileşenleri arkadaşlar glikoproteinlerdir. Glikoproteinler hücre zarına yapışkan olan değil mi? Hücre zarında bulunan yapılarda hücrelerin birbirini tanımasını falan sağlıyordu. Bu glikoproteinler hücre dışı matriksin temelini oluşturuyor. Birçok hayvan hücresinde en bol bulunan glikoprotein kolajen dediğimiz yapıdır arkadaşlar. <laughs> kolajen çok çok önemlidir. Özellikle hücrelerde hani bu yeni çıkan kremlerde falan işte kolajen desteklidir yok bilmem nedir falan filan duyarsınız mutlaka. İşte hücrelerin yenilenmesini sağlıyor diyor. Bu özelliğe sahip bir proteindir glikoproteindir. Arkadaşlar Hayvan vücudunda yani kendimizi düşündüğümüz zaman mesela insan vücudundaki proteinlerin hemen hemen yarısı kolajen. Zaten hücre dışı matrisi oluşturduğu için baktığımız zaman biz de milyonlarca hücreden oluşuyoruz ama o zaman hücrenin dışında da kolajen bulunduğuna göre o zaman bizim vücudumuzdaki proteinlerin hemen hemen yarısı kolajenden oluşması gayet normal bir şey. Peki kolajen lifleri nerede bulunuyor? Kolajen lifleri proteoglikan dediğimiz Örülmüş bir ağsı yapının içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Oraya gömülmüş haldedir. Birazdan şekil üstünde de göstereceğim zaten. Proteoglikanlar nedir peki? Bunlar da karbon karbonhidrat açısından zengin olan büyük kompleksler oluşturabiliyorlar. Mesela bazı hücreler hücre dışı matrikse fibronektinlerle bağlıdır arkadaşlar. Bu hibro plazma zarına yerleşmiş olan ve integral protein dediğimiz reseptörlere bağlıdırlar. İntegral protein hücrenin içerisinde bulunan, hücre zarının içinde bulunan proteinlerdir integral protein. İntegral proteine biz integrinler de diyoruz. Bakın burada integrin olarak yazmışım. İntegrinler arkadaşlar sitoplazmik tarafları ile hücre iskeletinin mikro filamentlerine bağlıdır ve hücre dışı matriksteki değişiklikleri hücre iskeletine, hücre iskeletindeki değişiklikleri de hücre dışı matrikse iletir. Ve böylece ne yapıyor? İkisi arasında etkileşim kurmuş oluyor ve hücrenin arkadaşlar davranışını denetleyebiliyor. Bu yüzden de hücre dışı matriks oldukça önemli bir yapıdır. Hedemeye ilişkin yani hücre dışı matrikse ilişkin bilginin çekirdeğe ulaşması Sonuçta buranın bir kontrol edilmesi lazım ve çekirdek tarafından kontrol edilmesi lazım. Bu nasıl gerçekleşiyor? Mekanik ya da kimyasal iletimle gerçekleşiyor arkadaşlar. Mekanik sinyallerin iletimini fibronektinler, integrinler ve hücre iskeleti aracılığıyla gerçekleşiyor mekanik olarak. Ee, Hücre içindeki değişiklikler ise hücre içerisindeki kimyasal sinyal yollarını tetikliyor ve böylece arkadaşlar iletim gerçekleşiyor. Yani mekanik sinyallerin iletimi fibronektinlerle, integrin dediğimiz proteinlerle ve hücre iskeleti aracılığıyla olur. Kimyasal sinyal iletimi ise arkadaşlar hücre iskeletindeki değişiklikler sayesinde gerçekleşiyor. Evet, böylece hücre dışı matriksi anlatmış olduk. Şekil üzerinden de görelim. Bakın, hücre dışı matriksi. Bakın şunlar fibronektinler, böyle kırmızı. Bunlar ne yapıyor bakın? Bağlantıyı sağlıyor, değil mi? Şunlar da integrin dediğimiz proteinler. Hücre zarının içerisine yerleşmiş olan proteinlerdir. Bunlar arasında bağlantı kurulmuş integrinler sayesinde. Şunlar da nedir? Bakın böyle uzun solucana benzeyen yapılar. Bunlar da kolajen lifleridir arkadaşlar. Mesela şu yapı bir proteoglikan kompleksi. Ee, yani bir araya gelmiş bir proteoglikan. Yani glikoprotein olarak düşünebilirsiniz bunları. Proteoglikan demek glikoprotein demektir aslında. Kolajen liflerimiz de şunlardır arkadaşlar. İşte hücre dışı matriksimiz şurası oluyor. Hücre zarının dışında olan ve hücre zarıyla bağlantı sağlayan yapılardır. Hayvan hücrelerinde bulunur hücre dışı matriks. Evet böylece. Geldik şimdi hücreler arasındaki bağlantılara. Biliyorsunuz 2022 ÖABT'de bir soru çıktı. Bitkilerdeki hücreler arası bağlantı çıktı arkadaşlar. Plazma desmata çıktı. E, cevabımız da olacaktı zaten. Şimdi bakalım. Ne işe yarıyor bu e, hücre arasındaki bağlantı? Ne işe yarayacak? Tabii ki hücreler arasındaki iletişimin gerçekleşmesini sağlayacak. Bitkilerde ve hayvan hücrelerinde farklı bağlantılar vardır. Öncelikle bitki hücrelerinden bahsedelim. Arkadaşlar, <laughs> şimdi komşu hücreler arasında fiziksel bir temas vardır. Birbirlerine tutunuyorlar. Hani dedik ya glikoproteinler vardır. Bunlar sayesinde tutunuyorlar ve iletişim kuruyorlar. Bitkilerdeki cansız hücre duvarlarında kanal, kanallar var. Bakın şurada. Bu kanallara biz ne diyoruz? Plazma desmata diyoruz arkadaşlar veya plazma desma diyoruz. Bunlar e, sitozol dediğimiz yapı yani sitoplazmanın yapısı arkadaşlar plazma desmatalardan geçerek komşu hücrelerin içerikleri arasında bağlantı kuruyor. Yani şuraya baktığınız zaman aslında burası nedir? Bir boşluktur. Köprü gibi düşünün. İçerisinde bulunan sitozol ne yapıyor? Komşu hücrelere geçebiliyor ve böylece bağlantı kurmuş oluyor. İşte hormonlar falan mesela bu şekilde taşınabiliyor. Komşu hücrelerin plazma zarları plazma desmata aracılığıyla bağla devamlılık gösteriyor ve zar kanallarının içini döşüyor. Yani işte plazma aracılığıyla ne yapıyor arkadaşlar? Bağlantıyı kurmuş oluyor. Su ve küçük moleküller böylece bu plazma sayesinde hücreden hücreye kolaylıkla geçebiliyor. Hatta bazı proteinler mesela büyük molekül olmasına rağmen bazı proteinler geçebiliyor. Yine RNA molekülleri arkadaşlar hücre iskeleti sayesinde plazma desmataya ulaşabiliyorlar. Hayvanlara geldiğimiz zaman ise hayvanlarda 3 tane hücresel bağlantı vardır arkadaşlar. Nedir bunlar? Sıkı bağlantılar, desmozomlar ve ara bağlantılar. Sıkı bağlantılara diğer bir ismiyle biz neksuslarda diyoruz. Neksus yazmamışım buraya. Nexuslar da diyoruz arkadaşlar. Bunlar komşu hücrelerin zarlarıyla kaynaşmış haldedir. Adı üstünde zaten sıkı bağlantı. Hücre dışı sıvının e, Epitel hücre tabakasının dışına sızmasını engelliyor. Genellikle zaten epitel dokuda bulunuyor arkadaşlar bu sıkı bağlantı dediğimiz. Çünkü epitel doku hücreleri birbirine böyle sıkı sıkıya bağlanmıştır. Hücrenin dışındaki sıvının doku dışarısına sızmasını engelliyor sıkı bağlantılar. Desmozomlara geldiğimiz zaman bunlar tutturucu bağlantılar olarak düşünebiliyor. Bunlar hücreleri güçlü tabakalar halinde birbirine bağlar ve ee, birbirlerinden ayrılmasını engellerler desmozomlar. Ara bağlantılara geldiğimiz zaman bunlar da iletişim bağlantıları olarak düşünülür. Ve arkadaşlar bunlar komşu hücreler arasında sitoplazmik bağlantı kurulmasını sağlıyor. Böylece... İşte içerisinde porlar bulunduruyor zaten bu ara bağlantılarda. İşte tuz, şeker, amino asit gibi diğer küçük moleküllerin de geçişine izin veriyorlar ara bağlantı. Ara bağlantı özellikle hücreler arasındaki kimyasal haberleşmeden sorumludur. Ve gelişim için çok önemli olduğu hayvan embriyolarında bu ara bağlantılar yaygındır arkadaşlar. Mesela bu hücre göçü falan gerçekleşiyor ya embriyonik dönemde ara bağlantılar sayesinde hücreler birbirine haber veriyorlar ve hücre göçü dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bakın şurada gösterelim. Bakın şurası sıkı bağlantı dediğimiz yapı. Hani biraz daha aralarında hani hafif bir açıklık var. Sıkı bağlantıda ama genellikle hücreler birbirine böyle sıkı sıkıya tutunmuştur. Ee, şurası arkadaşlar desmozom dediğimiz yapıdır. Bakın desmozom yani tutturucu bağlantılar. Yine hücrelerin birbirine tutunmasını sağlıyor. Şurası hücreler arası kanal. Bir de ara bağlantılar diyeceğiz arkadaşlar. Ara bağlantılarda işte şuralarda bulunan bu hücreler arası kanal dediğimiz yerde bulunan bağlantılardır. Ara bağlantılar özellikle şu moleküllerin geçişine izin veren bağlantılardır arkadaşlar. Evet böylece. Bu videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bir sonraki videoda neye geçeceğiz? Zara geçeceğiz. Hücre zarından madde taşınmalarına geçeceğiz. Onu da tek videoda anlatmayı düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.